Yani şu ana kadar ben katıldığım çeşitli hac farizasında, umre farizasında orada yapılan organizasyon çalışmalarını, hassasiyeti de yakından bilen bir insanım. Dolayısıyla burada kalkıp da bu organizasyon yanlıştı, şöyleydi, böyleydi deme yerinde değilim. Her büyük yükün tabii ki maalesef buna benzer bazı eksikleri olabiliyor. Ben inanıyorum ki Suudi Arabistan yönetimi inşaat olayından sonra nasıl çok daha farklı, kararlı bir çalışma için kararlar aldıysa, bununla ilgili de yine bazı kararları alacaktır. Zaten bu şeytan taşlama bölgesine Müzdelife'den yaklaşımla alakalı oradaki bir daralan boğaz gibi arkadaşlarım bana verdiği bir bilgi var. Orada biliyorsunuz bu işlerde bir panikleme olduğu anda maalesef bedeli faturası bu işin ağır oluyor. Burada da yine böyle bir paniklemenin neticesinde meydana gelen bir sıkıntı oldu. Biz tabii ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kolay değil. 4 milyonu aşkın bir hacı aynı anda aynı yere geliyor. Yani bu bakın bir kısmın Medine'de bir kısmın Mekke'de olduğu zaman değil. Aynı anda olan. Yani Arafat'taki vakfeden sonra Mine'ye doğru gelişti olan bir hadise. Bu hadise bunun neticesinde meydana geldi. Tabii böyle bir şeyi gönlümüz asla arzu etmez, kabul etmez ama oldu. Biz Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Rabbim tekrarından bizleri korusun diyoruz. Tabii tedbirler inanıyorum ki çok daha bundan sonra farklı olacaktır. Ama burada da Suudi Arabistan yönetimine yönelik bu tür saldırgan yaklaşımları da doğru buluyorum.